Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte zero geometri konusunda çemberde açı konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, çemberde açı sanırım 3 videoda bitecek. İlk videoda ilk 4 sayfayı işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet, kitabımızda sayfa numarası 163, 164, 165 ve 166'yı halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açıya başlamadan önce en etkili silahın ne olduğunu biliyorsun. Yarıçap olduğunu biliyorsun. Bu konuda da yine bunu kullanacağımız yerler var. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma, tamam. Şimdi çemberde açı. Öncelikle çemberin ölçüsünden başlayalım. Çemberin ölçüsü kaç derecedir kardeşim? 360 derecedir. Peki çap ne yapar? Çap çemberi 2 eşit yaya böler diyeceğiz değil mi? Çemberin ölçüsü kaç dereceydi? 360 derece. Hop, tam merkezden geçen bu kirişe biz çap adını veriyorduk. Çap da kirişi 2 eşit yaya bölüyor. Yani 180 derece 180 derece olacak şekilde 2 eşit yaya bölünür. Çap sayesinde çemberimiz. Tamam. Şimdi çemberde açıda bilmemiz gereken 3 tane etkili tanımımız var. Merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı. Bu üçü gerçekten çok önemli. Bunları bilmezsek zaten soruları yapamayız. Tamam, bundan sonra bunları öğrendikten sonra bir de bunların özel durumları var. O özel durumlardan da zaten kitap içerisinde konuyu anlatırken size bahsedeceğiz. İlk tanımımız merkez açı. Çemberin merkezinden çıkan açıya biz ne diyoruz? Merkez açı diyoruz. Şuna merkez açı diyelim. Merkez açının ölçüsü de çember üzerinde ayırdığı yayın ölçüsüne eşittir. Yani şurası alfa ise şu AB yayının ölçüsü de ne olacaktır arkadaşlar? Alfa olacaktır. Yani MAOB açısı eşittir alfa. O da neye eşit? MAB yayının ölçüsü. Evet, merkez açı dediğimiz çemberin merkezinden çıkan yaya, çıkan açıya merkez açı diyoruz. Merkez açıyla gördüğü yay ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Hatta şu 360 derece ya, bizim şurası da zaten bak 360 derece olduğunu da biliyoruz değil mi? Evet. Merkez açımız bu. Açı ve gördüğü yay. Açı ve gördüğü yay ilişkisi zaten merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı da önemli. Burada açı ve gördüğü yay direkt birbirine eşit. Çevre açıya gelelim. Çevre açıda köşesi çember üzerinde olan açıya diyoruz. Biz buna ne diyoruz? Çevre açı adını veriyoruz. Peki çevre açıda alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. Yani şunu söyleriz. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Ya da çevre açımız varsa elimizde, açı alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. Evet, yayın ölçüsünün nesine eşitmiş? Yarısına eşitmiş. Şimdi ya da açımız alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Dedik ya, açı ve yay ilişkisi var. Merkez açıda açı alfa ise yay alfa. Çevre açıda açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa olacak. Evet, ABC açısı alfa. Aynı zamanda bu ABC yay açısı AC yayının ölçüsünün nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Şimdi burada bir sonuç geliyor, aslında güzel bir sonuç geliyor. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çünkü çemberin ölçüsü kaç dereceydi? Bak şimdi çevre açı ve çevre açıdan gelecek şimdi bunun mantığı. Şu ölçüsü kaç dereceydi? 360 dereceydi. Hocam çap çizildiğinde çapı 2 eşit yarıya ayırıyor ya. Hocam burası da 180 derece olur. Burası da 180 derece olur bu çap olduğu için. Aa, buradaki açı neyi görüyor arkadaşlar? 180'i görüyor. Açı ve yay ilişkisi 1'e 2 idi. Yani 90 olur burası. Hatta burası da 180 ya. Bak çevre açı yarısı olacak. Hop, burası da 90 derece olur diyebiliriz. Ha, bu özel bir durum oluyor. Tamam, ispatı çevre açıdan dolayı geliyor. Böyle çap varsa 180 burası. Çevre açıdan 90 diye yazabilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama artık şunu öğrendik. Çünkü bunu kullanıyoruz. Çapı gören çevre açı 90 derece. Yani ACB yayın ölçüsü açısı, pardon, ACB açısı üçgende 90 derece. ADB açısı da kaç derece oldu? 90 derece oldu. Çevre açıdan geliyor bize bu mantık. Şuraya da 90 derecedir diye yazalım. Evet, teğet giriş açı. 3 tane önemli açı var dedik. Bak tekrarımızı da yapalım. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Açı gördüğü yaya eşit merkez açıda. Çevre açıda açı ve gördüğü yay 2 alfaydı. Burada da arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Teğet ile kiriş arasında kalan yaya teğet kiriş açı adını veriyoruz. Teğet kiriş açıyı gördüğünüz zaman da dikkat edin, özel bir açıdır. Teğet ile kiriş, bak buradaki kiriş ile yay arasındaki kalan açı değil. Kiriş ile teğet arasındaki kalan açıdan bahsediyoruz. Yani şu tamamı. Çevre açı muamelesi yapacaksın buna da. Açımız alfa ise gördüğü yay 2 alfa diyeceksin. Çevre açıdaki gibi. Evet, teğet giriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün nesine eşittir? Yarısına eşittir diyeceğiz. Yani burada da açı ve yay. Yine açı ve gördüğü yay ilişkisi, çevre açı muamelesi 2 alfayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hadi gel örneklere bakalım. AOB açısı 70 derece verilmiş. Merkez açıdan dolayı direkt burası 70 derece olur mu? Olur. AB yayı isteniyor zaten bizden. Cevabımız 70 çıkar. Örnek 1 70. Örnek 2 95 ise gördüğü yay direkt 95 yapar merkez açıdan. ACB yayı isteniyor. E hocam şuraya ben bir alfa dersem alfa artı 95 eşittir 360 değil mi? Evet. E o zaman buradan da alfayı 360 eksi 95'ten 265 derece olarak buluruz. Örnek 3. Hocam 110 ise hemen burayı şey yaparız ama OBA açısı isteniyor. OBA şurada kaç isteniyor? Bak ne demiştik? Yarıçap önemliydi. Tamam ya istenseydi hemen buraya 110'u yazardık ama bir işimize yaradı mı? Yaramadı. Üçgende kaç isteniyor? Çemberdeki en etkili silahımız yarıçaptı. Bir şey çizmemiz gerekirse yarıçapı çizeceğiz ya da yarıçapa dikkat edeceksin kardeşim. Hocam merkezden çizilen bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bak yarıçap yarıçap eşittir koy. Ana ne çıktı burada? İkizkenar. Tepe açısı 110. 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 35 35 olur. Ve oba açısı kaç derece oldu? 35 derece oldu. Evet örnek 3'ü 35 bulduk. Geldik örnek 4'e. AOB açısı verilmiş bana. Şurası 3x eksi 40 verilmiş. ACB yayının ölçüsü de bak şurası da 2x artı 10 verilmiş. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani burası 3x eksi 40 eşittir 2x artı 10 deriz. Bunu attık öbür tarafa x, bunu attık öbür tarafa eşittir. 40 artı 10'dan 50 çıkar. Benden de x isteniyor. Örnek 4 50 oldu. Geldik örnek 5'e. Burası 2x eksi 10 verilmiş. ACB yayı da bak şuradaki yay da 250 verilmiş. Yayın hepsinin ölçüsü 360 dereceydi. O zaman 250'nin 360'a tamamlayanı kaç derece yapar? 110 derece yapar. Hocam burası 110 ise merkez açıdan dolayı burası da 110 olmak zorunda. 2x eksi 10 eşittir 110 eşitliği sağlanır mı? Sağlanır. O zaman eksi 10 attık öbür tarafa 2x eşittir 120 çıkar ve x de böylelikle 60 çıkar. Benden de x isteniyor. Yani örnek 5 60 oldu. Geldik örnek 6'ya. Bak. Benim için önemli olan şu bilgi. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Bunlara dikkat edeceğiz. Varsa uygulayacağız. Varsa uygulayacağız. Açı ve gördüğü yay ilişkileri bizim için çok önemli. E hocam burada 50. Aa hiçbir yayı görmüyor. 60 hiçbir yayı görmüyor. Hocam 50 böyle bir yayı görecek şekilde şöyle mi uzatsam? Hayır. Kesinlikle. Biz daha öncesinde ne anlattık size? Daha öncesinde ilk çembere girdiğimizde işte en güzel ek çizim yarıçap. E o zaman yarıçap çizimi yine burada devam. Öyle kafamıza göre bunu uzatayım şöyle olsun bunu uzatayım şeklinde değil. Çember üzerindeki noktalara gideceksin. C'ye çizilmiş, A'ya çizilmiş, B'ye yok. Bak çizdim. Ama sadece yarıçap çizmeyle kalmasın lütfen. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap uzunluklarının eşitleri mutlaka mutlaka gösterilsin. İkizkenar çıktı. 60 ise 60 olur. 60 60 60 eşkenar üçgenden ya da 60 60 120 buraya da 60 kaldı. Hocam ikizkenardan 50 ise burası da 50 yapar. Taban açıları eşitliğinden 50'yi yazdım. 50 50 100 180'e tamamlayan açısı da 80 çıkar. AOC açısı isteniyor. AOC açısı. Bak ne çıktı? 80 artı kaç? 80 artı 60'dan cevap 140 derece olarak çıkar. Örnek 6 140 çıktı. Geldik buraya 7. Hocam çeyrek çember demiş. Hocam çeyrek çember çeyreğidir. Yani şurası merkez açısı 90 derecedir. Bak şimdi benim için önemli olan neydi? Merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı. Açı ve gördüğü yay ilişkileri. Hocam x. Ya bu arada çeyrek çember verilmişse çember bizim için yeterlidir bu çember. Öyle tuttu da hocam çembere tamamlayayım olayına çok fazla girmenizi de tavsiye etmem. Çok nadir sorularda bunu da yapıyoruz. O da ayrı bir konu. Böyle yapmayalım. Bak böyle de çıkar bu arada cevabı. Bak böyle yaptığın zaman hocam 90 ise burası 90 olur. Buraya 270 kalır. Çevre açıdan dolayı burası 135 yapar. Ve sonra dörtgen iç açıları toplamından sonuca da ulaşırsın. O ayrı bir konu. Ama arkadaş bu bizim için yeterli. Şimdi 75'e baktık. Hocam çevre açı değil. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemliydi ya. 75 maalesef hiçbir yayı görmüyor. X maalesef hiçbir yayı görmüyor. Açı ve gördüğü yay ilişkisinden yapamıyoruz. Ne yapmamız lazım? En etkili silahımız yarıçap. Unutma. Hop, çember üzerindeki nokta B olduğu için yarıçapı çizdim ama yarıçap çizmeyle kalmasın. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Eşitler mutlaka gösterilsin. Bak çemberde açıdayız ama hep açı ve gördüğü yay ilişkisinden çıkmayabilir sorular. Onu gösteriyorum şu anda sana. Bak x kenar 75 ise burası da 75. Hocam 75, 75, 150 buraya 30 derece kaldı. Tamamı 90, 60 kalır buraya. Hocam burada da x kenar var ve tepe açısı 60 derece. 180'den 60 çıkart, 120. 2'ye böl, 60, 60 yapar ve x böylelikle 60 derece çıkar. Evet, örnek 7'yi 60 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bak açı ve gördüğü yer ilişkisi maalesef yok. O zaman ne yapıyoruz? En etkili silahımızı kullanıyoruz. En etkili silahımız yarıçap. Öyle kafana göre uzatayım uzatayım yok. Çember üzerindeki noktaya gel. Geldim böyle. Ama bak bunu böyle gösterince, yarıçap uzunluklarını çizince yarıçap eşitlerini mutlaka göster. Hocam bu da yarıçap çift çizgi, bu da yarıçap çift çizgi, bu da yarıçap çift çizgi. Ana, ne çıktı burada? Eşkenar. O zaman 60, 60, 60 oldu burası. Bak ikizkenarda var burada. Hocam 70 ise burası da 70, 70, 70, 140'tan buraya da 40 kaldı. ABC açısı isteniyor. ABC açısı isteniyor. Bak ABC açısı şuradaki açı, yani 70 artı 60'tan 130 derece olur. Yani bu sorularda neyi anlatıyoruz? Her zaman merkez açı, çevre açı, teğet geçiş açı, yani açı ve gördüğü yay ilişkisinden çıkmayabilir. Ek çizimlerimizle de sonuca ulaşabiliyoruz. Şekil A'da gördüğün üzere. Evet, örnek 8'i bulduk. Geldik örnek 9'a. Şimdi OA ile BD birbirine eşit verilmiş. OA ile BD, bak yarıçapla şurası eşit verilmiş. Hocam merkez kiriş çektik mi yapsam? Dur. Uzunluk olsaydı yapardık. Ama burada bak yarıçapla şurası eşit verilmiş ya. Ne yapmalıyız? En etkili silahımızı kullanmalıyız. En etkili silahımız yarıçap. Çiz yarıçapı kardeşim. Hop, yarıçap hocam bu. Hop, bu da yarıçap. Ana, bu yarıçap, bu da yarıçap. Eşitleri gösterdik. Ne çıktı karşımıza? Eşkenar. Bütün kenarları eşit. 60, 60, 60 oldu. BCD yayı isteniyor. Bak yay isteniyor. Hocam merkez açı var burada. Açı ve gördüğü yay hemen aynı merkez açıda. Yani burası 60 derece yaptı. BCD yayını böylelikle kaç derece bulduk? 60 derece olarak bulduk. Örnek 9, 60 oldu. Geldik örnek 10'a. Örnek 10'da neler verilmiş? 20 verilmiş, 30 verilmiş. Hemen merkez açıdan açı ve gördüğü yay 20. Açı ve gördüğü yay 30. Merkez açı olduğu için aynısı olacak. DC isteniyor. DC. Ya hocam biz buradaki çapı da kullanmalıyız. Çemberin ölçüsü 360 dereceydi. Şu çap varsa o zaman hocam şurasının kaç olması lazım? 180 derece olması lazım. Ben buraya bir alfa dersem, alfa toplamı 180 diyebiliriz arkadaşlar. İşte alfa 30 ve 20'nin toplamı 180 diyebiliriz. Bir yol bu. Açı ve gördüğü yaydan gidersek. Ya da hocam zaten bak bu doğrusal ya, 20, 30 daha kaç? 50. Buraya kaç kaldı? 130 kaldı. Ara 130 merkez açı. Gördüğü yayda direkt 130 derece değil midir? Evet. Direkt böyle de bulabilirsiniz. Farklı yollar var mı? Var. Evet, örnek 10, 130. Geldik örnek 11'e. Şimdi bir saat. Arkadaşlar saat, korkma ya, korkma. Saat 4'te merkez açı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi saatin ölçüsü kaç derece? 360 derece. Saat 12 bölmeye bölünmemiş mi? Bölünmüş. Hatta 12 eşit bölmeye bölünmüyor mu? Bölüyor. O zaman sen bir 360 dereceyi 12 eşit bölmeye böl bakalım. Kaç derece çıkıyor? Her bir bölme 30'ar derece oluyor. Bizden ne isteniyor? Şuradaki x açısı. X açısı nereyi görüyor arkadaşlar? Aha da burayı görüyor. Hocam 30, 60, 90, 120. Buradaki açı 120 derece. Aa, merkez açıdan dolayı burası da kaç çıkar? 120. Yani x'i böylelikle 120 derece olarak buluruz. Örnek 11, 120. Geldik örnek 12. Daire dilimi biçimindeki özdeş kanatlardan oluşan ve bu kanatları tek noktada kesişen rüzgar gülünün dış kısmı bir çember üzerindedir. Rüzgar gülü de benim oğlan çok sever. Böyle Balıkesir'e girdiğimizde şey vardır. Rüzgar gülleri vardır. Balıkesir'e girdiğimizi oradan anlar. Baba rüzgar gülleri falan diye hep böyle söylerler. Neyse, küçük bir anı. Yüzüm gülümsedi değil mi? Devam. Evet. Her ikisi de bu arada. Hem Egehan hem Kerem. Dış kısmı çember üzerindedir. Şu dış kısmı da çember üzerindeymiş böyle arkadaşım. Bu rüzgar gülünün arda arda gelen her iki kanadı arasındaki açı birbirine eşittir. Yani şu açı A açısı, bu açı A açısı, burası da, burası da, burası da, bundan bahsetmiş. Bunlar da birbirine eşit. Bunlar eş kanatlar ya arkadaşlar. Şunlara da bir B açısı, B açısı, B açısı, B açısı, B açısı, B açısı diyebiliriz arkadaşlar böyle. Peki rüzgar gülü nedeniyle bu rüzgar gülünün kanatlarından biri kırılmış. Kanatlarından biri kırıldı. Yani şu kanat kırıldı bakın. Bu kanat kırılınca burası ne? Hocam 2A artı B değil mi? Evet. 2A artı B açısını kaç derece vermiş bize? Hocam 2A artı B açısını bize 80 derece vermiş. Ve şöyle baktığımızda hocam şuraya bak bakalım. 1 şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6A var. B'lere de bak. Hocam B'ler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane B yok mu? Evet. 6A artı şuraya yazayım. 6A artı 6B'nin de ben ne olduğunu biliyorum. 360 olduğunu biliyorum. Ve A artı B de buradan böylelikle ne gelir? 6'ya böldüğümüzde 60 gelir. Taraf tarafa çıkartırsak hocam A kaldı. B'ler gitti. 80-60'dan burası da 20 yaptı. A'yı kaç bulduk? 20 derece bulduk. Buna göre diyor başlangıçta arda arda gelen her iki kanat arasındaki açı. Başlangıçta arda arda gelen her iki kanat arasındaki açı isteniliyor bizden. O da A açısı demiştik. O da 20 derece çıktı dostlar. Yani örnek 12 20 oldu. ÖSYM böyle soruları sever. Kolay bak değil mi? Kolay olsa bile bu tür soruları gerçekten seviyor ve karşımıza çıkartıyor. Lütfen dikkat edin. Evet, cevabı 20 bulduk. Geldik örnek 13'e. Çevre açı sorularına geldik galiba. 40'sa gördüğü yay 80'dir. ACB isteniyor. Evet, merkez açıları bitirdik. Hocam çok kolay, hemen zordan kolaya mı geçtik? Değil. Merkez açı sorularını bitirdik. Şimdi sırada çevre açı soruları var. Ondan dolayı. 40'sa gördüğü yay, açı ve gördüğü yay ilişkisiydi. 80 yapar. Yani o zaman ACB yayının ölçüsü kaç derece oldu? 80 derece oldu. Örnek 13'te. Geldik örnek 14'e. 20 ise gördüğü yay 40. 50 ise gördüğü yay çevre açıdan dolayı 100. X artı Y isteniyor benden. 40 artı 100'den. Cevabı 140 derece olarak ulaşırız. 15'teyiz. Hocam 2x. Bak çevre açı var burada. O zaman burası normalde kaç olması lazım? Bu yayın ölçüsünün 4x. Yani 4x olması gerekirken 3x artı 50 yazılmış oraya. O zaman 4x ile 3x artı 50 birbirine eşittir. Attık bunu buraya. X 4x eksi 3x'ten x eşittir. 50 mi oldu burası? Evet. Ve zaten benden x isteniyor. Cevap 50 örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. O çevre açı var. 40'sa gördüğü yay, açı ve gördüğü yay bakın. 80 mi yaptı burası? Evet. Burada da merkez açı isteniyor. Açı ve gördüğü yay birbirine eşittir. 80 yapar. Yani x de böylelikle 80 derece olarak buluruz. Örnek 16 80 oldu. Geldik örnek 17'ye. Hocam 35 verilmiş. 35 ise bak şimdi. BDC açısı 35. BDC yani doğrusal. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Hop şöyle. 35 ise gördüğü yay nedir? 70. Burada da bak x açısı isteniyor. X açısı da 70'i görüyor. 70 ise burası da 35 mi yapar? X'i de böylelikle 35 buluruz. Ve bak buradan güzel bir şey çıkıyor. Şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Arkadaşlar bu aynı yayı görüyor değil mi? Şuradaki açıyla buradaki açı. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Ya bu özelliği verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum da sorusu gelmişken söylemek istedim. Mesela buradaki açı ve şuradaki açı ya da şuradaki açı şeklin karışıklığına asla ama asla bakmayın. Bak aynı yayı gören çevre açılar. Bak bu yayı görüyor. Burası, burası ve burası birbirine eşittir. Sebep? İspat tekniğiyle de yapabilirsiniz. Hiç öyle şey yapmayın. Hocam içeride bir sürü açı var. Onlar beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan açı ve gördüğü yay. Alfa. Gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise bak çevre açı var. Alfa. 2 alfa ise bak çevre açı var. Alfa. Hocam burası da 2 alfa mı olur? Hayır. Bilemeyiz. Merkez demediği sürece şuradaki açıyla ilgili bir yorum yapamayız. Böyle aklıma da gelmişken sana bunu göstermek istedim. Evet örnek 17 35 çıkar. Ve geldik örnek 18'e. Arkadaş O merkezli çemberde 10 iken burada bak çevre açı var. Gördüğü yay 2 katı 20. 70 iken gördüğü yay 140 yapar. X açısı da nereye görüyor? Hocam hop şurayı görüyor. Yani burası da kaç derece? 140 artı 20'den 160 derece. O 160 ise hop açı ve gördüğü yay. Açı ve gördüğü yay birbirine eşit olacaktı. 160 ise x de ne olur? 80 olur. Yani x'i böylelikle 80 derece olarak buluruz. Evet gençler. Burada bitirelim isterseniz. Bir mola verelim. Çünkü çemberde açıda 3'e böldüm. 4 sayfa, 4 sayfa ve 6 sayfa. Şimdi 4 sayfa burada kesmezsem bir daha 4 sayfa anlatmak zorunda kalacağım ve uzayacak. Aslında anlatılabilir ama onu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Çünkü render süresi falan bende biraz uzuyor. Ondan sonra sıkıntılar yaşıyorum böyle. O yüzden burada keselim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani örnek 19'da kaldık. Oradan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.